Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk aslanım. Nasıl geçti yolculuk? Biraz yorucu, biraz tatlı. Öyle mi? Evet. Niye evet. Biraz tatlı, tatlıyı söylesen. Enerjik, motive olarak geldik. Ah ne güzel. Çünkü sadece bir gün kaldı bugün evet, sonrasında evet. Veda edeceğiz. Evet. Çok değil mi? Geçti aslanım. Ya canım benim ya. Evet şimdi Müleyke'de yarın da sıra. Evet. Evet heyecan var mı? Heyecanlıyım. Yani kolay değil değerli izleyenler. Vallahi ben de çok heyecanlıyım. Çünkü biliyorsunuz haftanın birincisi gelin evinden tam 50 bin Türk lirası kazanacak. Gelinlerimiz 50 bin TL için yarışıyorlar. Bu hafta bakalım 50 bin TL'nin sahibi hangi gelin olacak? Kolay değil. Ben ne demiştim size? Bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil. 5 kere düşünün. İyi düşünün. İyi karar verin. Doğru puanlar verin. Başınızı yastığa rahat koyun. Çünkü az buz bir para değil bu zamanda. 50 bin TL veriyoruz. Kapı dürbünü olmayan gelinler 50 bin TL kazanamaz. Kapı dürbünü... Ne? Kapı dürbünü mü? Evet, kapı dürbününden bahsediyor aslanım. Ne o öyle? Yani arkadaşımızın kapı dürbününün camı düşmüş sanırım. O da hani orası bir boşluk kalmasın diye. Hani böyle bakıyor. Evet, evet, boşluk kalmasın diye ben de peçeteyle kapatmıştım aslında. Ben de o peçeteyi alıp gözyaşlarını silmesi hemen için taktım. Hemen fark etti aslında. Evet, gözümden hiçbir şey kaçmıyor. Canım ben bugün gözyaşlarımı mutluluktan sileceğim, emin olabilirsin. Evime, çeyizime ve sunumuma o kadar çok güveniyorum ki. Feyzacığım, ben buraya kapı dürbünümle değil, evimle, çeyizimle, sunumlarımla yarışmaya geldim. Ama senin buraya yarışmaya değil, kendini göstermeye geldiğin çok belli. Kapı dürbününe mi gelip bakıyoruz yoksa zil sesine mi? Burada yarışmanın ne olduğu belli zaten. Bir gelinin gelin evine girdiğinden itibaren kapı dürbününden ziline, mandalından kapısına, çeyizinden masasına, tıpkı benim gibi her şeyi tam ve eksiksiz olması gerekiyor. Yani diyorsun oradan puan mı kıracağım? Yani aslanım. Yok artık, buna ben izin vermiyorum. Bak sen önce hediye paketi mi gelmişsin bugün? Teşekkür bir örneksin ederim. Benim hediye paketimle. Teşekkür ederim aslında. Aa pişti oldular hediye paketimle görüyor musun? Bakalım içinden yoksa Feyza mı çıktı? Yok yok. Ay, aç bakalım hayatım. Ya çok teşekkür hediyeni. Ederim aslında. Rica ederim bir çok tane. Çok incesiniz. Ama bu kadar olabilir yalnız Feyza. Ya ne kadar güzel düşünmüşsünüz. Ben kahve yapmayı, kahve içmeyi çok severim. Evet. Eşime de bununla çok güzel kahveler yaparım. Oh, gerçekten çok gerçekten. Kızlar renkleri evet. Farklı. Aa, ne kadar evet. Güzel. Bence evinde de uyumlu. Evet, evimin renkleriyle de çok uyumlu bence. Kahve kadar güzel. Aşkınız da baki olsun. Aa, şunun rengine bakar mısınız? Ne kadar renk güzel. Renk sağlama. Gerçekten. Evet. Güzelmiş gerçekten. İyi günlerde kullan. Masamdaki güllerle ne kadar uyumlu evet. Oldu değil mi kızlar? Ay çok memnun aslanım, oldum beğendim. Ben bu renkle masamdaki güllerle birlikte evet. Bir kahve videosu çekip paylaşmak istiyorum. Çok mutlu olurum tabii videoyu görünce ama daha bitmedi hediyem. Aa öyle sen mi? Bir kaldır böyle bir altlara aa, da bak. Aa görmedim. Ya aslanım çok güzeller. Rengarenk havlular da getirmiş. Ay, renkleri çok güzel. Belki istersen sen kaldır hediyeni. Tamamdır ben sunumuma geçmek istiyorum. Peki hayatım. Tamam. Kurdeleni de şöyle al. Evet. Şimdi geçiyorsun. Şunları da toplayayım ve tamam. Gideyim. Tamam tatlım. Teşekkür ederiz. Evet Sahel nasılsın dünden beri? Bomba gibiyim. Bomba gibi de geldim. Heh. Bombamı da atacağım. Oo. Evet. Bombayı bırakacağım diyorsun. Bırakacağım. Ne diyorsun ya? Evet, günümüz geçti. Rahatladık. Bakalım. Rahat. Yalnız kayınvaliden ne güzel aldın altını ya ilişki testinde. Evet, gerçekten. Eşine söyledin mi? Söyledim. O da geçerdik dedi yani. Birlikte yapsaydık yine geçerdik. Yine geçerdik. Yine geçerdik. Helal olsun vallahi, helal olsun. Tebrik ediyorum bu hafta sen aldın. Evet ben aldım. Bakalım kayınvalidemle sen ve Hülya alabilecek misiniz? Evet inşallah alırlar. Hülya'cığım kolay gelsin. Ne güzel sunumlukların var. Ben sunum konusunda bayağı bir iddialıyım ve bu haftanın en güzel sunumunu yapacağına eminim. Bu Erzincan İbriği. Ben bir Osmanlı şerbeti yaptım bugün serin serin içelim diye. İbrikten bardaklara, bakır bardaklara koyacağım. Onun yanında da Antalya'ya özgü karpuz kabuğu reçelimiz var. Kızlara şerbetle birlikte bu reçeli ikram edeceğim. Bu şerbetin sunumunun devamı olması için de reçeli de yine bakır tabakta sunmak istedim. Bu şekilde şimdi şerbetimi koymak istiyorum. Çok iyi düşünmüşsün. Şerbetinin rengi de harika olmuş doğrusu. Şu rengi görüyor musunuz?
Gerçekten çok güzel görünmüyor mu? Gerçekten harika görünüyor. İçinde neler var? Bunun içinde hibiskus, zencefil, tarçın, bir de demir hindi baharatları var. Ben bir yandan şunu koysam olur değil mi? Tabii ki olur. Bunların hepsini bir tülbente bağlıyoruz. Yaklaşık 10 litrelik bir suyun içine atıyoruz. Suya bunlarla birlikte 3 tane de kırmızı elma atıyoruz. Kaynadıktan 5 dakika sonra da şekerini ekliyoruz. Ve bu şekilde çok güzel bir şerbet elde ediyoruz. Peki bu şerbet bozulmadan ne kadar kalır? Yani bir hafta falan dayanır diye düşünüyorum. Aman Hülya, dikkat et, ibrik akıtıyor. İbriğim akıtıyor. İbriğimle sunum yapamayacağım. Hemen müdahale etmezsen sunacak şerbetin de kalmayacak. Şerbetim boşa gitmesin. İbriğimi aksesuar olarak kullanacağım. Biraz acele etsen iyi olur. Misafirlerin söylenmeden ikramları götürelim. Evet, çok geç kaldık değil mi? Beni eleştirecekler bu yüzden. Vallahi biraz daha oyalanırsan Sahel'in tıslamasına mı yoksa Feyza'nın kükremesine mi maruz kalırsın orasını bilemem. Bence onların sunumuna karşı bu sunuma laf edecek hiçbir şey bulamayacaklar. Sürpriz dedi. Hani sürprizlerim var dedi ama karşılamada görmedik. Görmedik. Belki daha sonra mı sürpriz yapacak bize, ne dersiniz? İlerleyen zamanlarda, bence. Genelde hani ilk girişte oluyor ama. Aslı Hanım ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ben size bugün geleneksel bir sunum yapmak istedim. Geleneksel bir sunum. Benim sunumum sadece bu değil. Bunları verdikten sonra tekrar gidip geri kalanını getireceğim. Ondan sonra hepsini birlikte anlatayım. İkramlık galiba bu hani kahve. Bunlar ikramlık. Bunun adı ne? Bu karpuz kabuğu reçeli, Antalya'ya özgü bir reçel. Karpuz kabuğu. Kabuğu. Evet. İçindeki Antalya'da çok değişik reçeller var zaten. İçindeki karanfil. Ben diğer sunumu da hemen alıp geliyorum. Bu arada tepsi sunumu da çok şıktı aslında. Evet. Ben tadına bakmak istiyorum bunun. Merak ettiler. Yalnız dikkat ettiniz mi? Kaç gündür peçete peçete dediniz. Hemen elinize verdi peçeteleri. Evet aslanım ama biraz özensiz buldum. Daha ben de. Yani böyle katlaması falan biraz daha güzel olabilirdi. Ama yine de çoktan iyidir herhalde. Evet, olmamasından iyidir. Ben beğendim. Öyle mi? Karpuz tadı var mı? Çok yok. Daha çok böyle şekerli bir tat var. Kabak tatlısının kıvamına benziyor. Çıtır kabak tatlısı gibi. Hani kireçe basarlar ya Aslı Hanım. Kıtır kıtır. Ama güzel. Ben bugün sizlere kendi ellerimle Osmanlı şerbeti yaptım. Evet. Ve bu şekilde geleneksel bir sunum yapmak istedim. Çok güzel gerçekten. Wow. Buradaki her şey doğal, el yapımı. Şerbeti de kendim yaptım. Karpuz kabuğu reçelini de çok sevdiğim bir abla yaptı. Ben rica etmiştim. Sizler için yaptırdım. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Sağlık. Hoşumuza gitti değil mi bu sunum? Evet. Yani farklı bir sunum oldu. Farklı oldu gerçekten. Ne bunun adı? Bu Erzincan ibriği. Kayınvalidemin hediyesi. Altında Gaziantep'e özgü bir hesap işi. Hesap işi örtü var. Yine bakır tepsi de Gaziantep'ten. Benim eşimin tarafı Gaziantep'li. Evet. Bakır tabak da onlara ait. Bunlar da elmalı. Burada elmalı ilçesi var Antalya'da. Evet. Elmalı bakırı. Elmalı bakırı. Evet. Yani ben burada size bir sürü yöreden bir sunum yapmak istedim. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Çok güzel. Bakırda yemek de pişiriyor musunuz? Yok. Ya ben zaten bunu aksesuar olarak kullanıyordum aslında. Ama sizde bunu da ikram etmek istemişim. Çok ama şık olmuş. Mutfakta bir talihsizlik yaşadım. Evet. Ne talihsizliği? Şöyle ben şerbetimi buna aktarırken şurada mavi bir şey var görüyorsunuz. Evet. Dikkatimi çekti. Acaba dedim kendi rengim. Oradan şerbet aktı. Evet. Ay kıyamam. Ve orada çözüm bulmaya çalıştık ama o da işe yaramadı. Ya bence bunu kullanım amaçlı değil de böyle hani şık görsel amaçlı satmışlar sanıyorum. Kayınvaliden o şekilde almış. Olsun, gözümüz şenlendi. Evet, gayet etnik güzel duruyor. Etnik bir sunum oldu. Ben beğendim. Gelinler de beğendi. Afiyet olsun, beğendim. Afiyet o halde olsun. Şerbetlerinizi yudumlarken salon yorumuna geçebiliriz. Tabii geçelim. Ki. Geçelim.